Merhaba Webtekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte fiyatıyla ön plana çıkan Reader P11 SE'yi inceliyoruz. Bu arada incelememize geçmeden önce videonun sonunda telefonun başına bir şeyler gelecek. İncelemenin devamında bunu görebileceksiniz. Arkadaşlar 999 TL'lik bir satış fiyatı var telefonumuzun, yani 1000 TL altı olarak kabul edebiliriz. Gelin yakından bakalım telefonda neler var neler yok. 5 inçlik 720p çözünürlüğünde bir ekranı bulunan telefonumuz ekranda çok az parmak izi bırakıyor, bunu söyleyelim. Aynı zamanda tek elle kullanımı oldukça rahat geldi bize. Plastik bir kasayla birlikte gelen telefonumuzun 14.3 cm bir uzunluğu, 7 cm bir genişliği ve 7.9 mm bir kalınlığı var. Ağırlığımız ise 139 gram arkadaşlar. Bunun yanında gri ve altın renk seçenekleri bulunuyor. Android 7 ile birlikte geliyor telefonumuz. Bu fiyat aralığında oldukça iyi bir durum diyebiliriz bunun için. Bunun yanında 16 GB'lik dahili bir belleği bulunuyor. Aynı zamanda dilersek de micro SD kart ile artırabiliyoruz. Ancak burada şöyle bir durum var. Normalde çift sim kartlı telefonumuz, eğer micro SD kart kullanacaksak çift simi kullanamıyoruz, simler teke düşüyor. Telefonumuzun üst tarafında 3.5 mm'lik bir jack girişimiz yer alıyor. Sağ tarafına baktığımız zaman sim kart ve micro SD kart yuvalarımızın olduğu bölüm var. Sol tarafına baktığımız zaman ses açma kısma düğmemiz ve güç düğmemiz yer alıyor. Arka tarafta kameramız, flaşımız, onun hemen altında oldukça hızlı ve stabil çalışan parmak izi okuyucumuz yer alıyor. En altta da hoparlör bulunuyor. Telefonun ön tarafına baktığımız zaman da ayizemiz ve ön kameramızı görüyoruz. Herhangi bir kapasite tuş yok. Tuşlar direkt ekranın içinde. Reader Android 7'nin stok arayüzüne birkaç ekleme yapmış. Oldukça sade ve hızlı çalışan bir arayüze sahip. Gelin şimdi biraz da kameramıza bakalım arkadaşlar. 13 megapiksellik bir ana kameramız, 5 megapiksellik de bir selfie kameramız var. Kameralarımızın her ikisi de gün ışığında oldukça iyi fotoğraflar çıkartabiliyor. Sosyal medyada sizi üzmeyecektir. Ancak düşük ışığa geçtiğimiz zaman performans birazcık daha geriye doğru gidiyor. Bunu söylemeliyiz. Tabii ki de burada ne kadar ekmek o kadar köfte olayı her zaman olduğu gibi yine devreye giriyor. Ana kameramızda 1080p değerinde videolar çekebiliyoruz. Bunu da belirtelim. Aynı zamanda oldukça sade tasarlanmış bir kamera arayüzümüz var. Hani böyle ayarlarda ben boğulmayayım, ben direkt fotoğraf çekmek istiyorum kardeşim, hiçbir şeyle uğraşmayacağım diyorsanız arayüz oldukça iyi olmuş diyebiliriz. 2200 mAh'lik bir bataryamız var Reader P11 SE'nin içinde. Bu batarya biraz düşük gibi gelebilir. Ancak hem ekran çözünürlüğümüz düşük, hem işlemci telefonumuzu çok fazla yormuyor. O yüzden bir günü rahatlıkla çıkartabiliyoruz. Tabii ki de siz telefonu hiç elinizden düşürmüyorsanız, sürekli sağda solda oyun oynuyorsanız bu pil seviyesi birazcık daha aşağılara inecektir. Şimdi gelin telefonumuzun biraz da teknik detaylarından bahsedelim. İşlemci tarafından MediaTek MT6737'yi görüyoruz. 3 GB RAM ile birlikte gelen telefonumuzda grafik birimi olarak da Mali T720 bulunuyor. 4.5G desteği de bulunan telefonumuzda günlük işlerimizi sorunsuz bir şekilde halledebiliyoruz. Grafikleri mükemmel olan oyunlar var, çok büyük oyunlar var. Bunlar da tabii ki de sorunlar yaşayabilirsiniz. Ancak burada yine fiyat olayı devreye giriyor. Şimdi son sözlerimize gelelim arkadaşlar. En başından beri söylediğimiz gibi Reader P11 SE'nin fiyatı 1000 TL. Telefonda mükemmel bir performans beklemiyorsanız ama ufak tefek işte parmak izi okuyucusu olsun, Android 7.0 vesaire olsun gibi özellikler sizin için önemliyse P11 SE'yi uygun fiyatıyla tercihleriniz arasına sokabilirsiniz. Arkadaşlar son olarak gelin P11 SE'yi bir çim biçme makinesine atalım. Bakalım telefon makineye dayanacak mı yoksa makine mi jortlayacak, hep beraber izleyelim. Evet millet, gördüğünüz gibi koca yürekli Çağdaş ne hale getirdi aleti. Reader P11 SE maalesef ki çim biçme makinesine dayanamamış. Söyle kardeşim. Ben bir şeyi merak ediyorum. Evet. O da şu abi. Bu telefonun şuradaki parçalarını toplayınca ortaya bir telefon çıkacak mı? Ortaya hiçbir şey çıkmaz. Bu mu? Bu kadar mı yani? Bu kadarmış. Gördüğünüz üzere çok saçma yerlere dağıldı. Yani ben bu kadar parçalayacağını beklemiyordum. Bak şurada da bir şeyler var. Bu ne lan? RAM mı? Aa vallahi işlemci lan, MediaTek bak ha. Bunu evde denemeyin, denememiz herhalde. Yani bizim evde şahsen çim biçme makinesi yok zaten, deneyeme. Ben buna finish yapacağım. Video da öyle kapansın arkadaşlar. Haydi bakalım. O zaman millet videoyu beğenmeyi unutmayın diyelim. Böyle fantastik önerilerinizi de yorumlara bekliyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay. We'll be right back.
Millet iki yanda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka web teknoloji içeriklerine ulaşabilir. Hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.